Endokrin cerrahide ve endokrinolojide en önemsediğimiz hastalıkların başında gelir zehirli guatr. Bunun içinde de zehirli guatr'ın içinde en fazla Graves hastalığı, yani %10'unda göz bulguları olan, dışarıya doğru göz çıkması olan hastalıktır. Şimdi bu hastalığın tedavisinde tabii ki zehirli guatr acil tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. İlk önce antitiroid ilaçlar dediğimiz ilaçlarla hormonlar normal seviyeye getirilir. Ancak şunu unutmamak gerekir ki hastalığın kendisi zaten kemiğe, karaciğere zararı olan, tüm vücut sistemine zararı olan bir hastalıktır, zehirli guatr. Kullanılan ilaçların da ciddi yan etkileri vardır. Bunlar da kemik iliğine ve karaciğere toksiktir. Hatta bazı durumlarda çok ciddi ilaç alerjileri olur. Karaciğer enzimleri çok yükselir ve hastalara bu ilaçları kullanamaz duruma gelebiliriz. Yani hipertiroidi, hastalığın kendisi veya kullanılan ilaçlardan dolayı ömür boyu takip edilecek bir hastalık grubu değildir. Belli bir süre sonra hastalığın özelliğine göre kalıcı tedavi düşünülür. İki kalıcı tedavi yöntemi vardır: cerrahi ve atom tedavisi. Bu hastanın ve hastalığın durumuna göre tercih edilir. Hastayla birlikte konuşularak bu karar verilir ama bir takım kurallar vardır ki bu nettir. Göz bulgusu olan hastada atom tedavisi olmaz, cerrahi tedavi yapılır. Tiroid büyükse, nodül varsa, nodülde kuşku varsa yine cerrahi tedavi uygulanır. Bu nedenle hipertiroidi ile yaşamak mümkün değildir. Hastanın bütün organ sistemine çok zararlıdır. Mesela hipotiroidik hastalar vardır. Ameliyat olup ilaç kullanan veya haşimato olup tiroid hormonu kullanan hastalar. Bunlar da tabii ki ömür boyu bu sentetik tiroid hormonlarıyla yaşanır ki onlarda bile bir takım problemler olduğunu biliyorsunuz. Ama hipertiroidi ilaçlarını kullanarak ömrü tamamlamak veya hastalıkla ömrü tamamlamak mümkün değildir.